Kur'an-ı Kerim'e göre günahkar müminlerin cezalarını cehennemde çektikten sonra cennete girme inanışına yorumunuz nedir? Vallahi böyle şeylerde yorum olmaz kardeşim. Allah ne demişse o. Ne yorumu yani? Allah ne diyor diye sormak lazım. Ben kim ki bu konuda yorum yapayım? Cenab-ı Hak açıklamayı da ben yaparım diyor. Bundan başkası. Şimdi ben orada kendimi Cenab-ı Hakk'ın yerine mi koyacağım? Ne demek senin yorumun ne? O konudaki ilgili ayetler nedir diye sorarsanız ben o ilgili ayetleri size anlatmaya çalışırım. Yoksa haşa kendimizi Allah yerine koyacak değiliz burada. Şimdi bakın. Cenab-ı Hak şöyle dikkatle zaten dinliyorsunuz ama madem vakit varmış artık o kadar da koşturmayacağım. Ben şimdi saatime baktıkça ter basıyorum, tamam mı? Onlar da var hocam. İyi neyse olsun. Var vakit varmış, rahatladım ya. Şimdi Allah-u Teala diyor ki estağfirullah. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Şirki bağışlamaz yani. Ve yaghfiru ma dun zalik, bunun altında kalan limen yasha, o koyduğu kurala uyan kişi için bağışlar. Şimdi şirki bağışlamıyor. Peki Hazreti Ömer müşrik miydi? Müşrikti değil mi? Şirki bağışlamıyorsa o zaman Ömer doğru cehenneme mi gitti? O zaman şirki bağışlamaz ne demek? Tevbe etmeden ölürse demektir. Tevbe ederse problem yok. Hatta tevbe ettiği zaman şeyde Furkan suresinin son ayetlerinde 68'den itibaren Ulaikellezine yubeddilullahu seyyiatihim hasenat diyor. Yani müşrik olsun, zina eden olsun, adam öldüren olsun, onların kötülüklerini Allah sevaba da çevirir diyor. Yani müşriklik döneminde işlediği günahları affetmekte kalmaz, sevaba da çevirir. Tamam. E şimdi o daha mı kârlı diyeceksiniz? Yok değil. O zaten sıfırın altındaydı, sıfıra çıkıyor. E sizin bir yaptığınız birle en az 10 sevap alıyorsunuz. Size yetişmesi mümkün değil. Ondan sonra daha iyi çalışırsa yetişir geçer Hazreti Ömer gibi. Evet. Şey mi açtın? Furkan'ım. Hadi. Tamam. Furkan kaçıncı ayet? Bakın 68. ayette diyor ki mesela Estağfirullah vellezine la yed'une ma'allahi ilahen ahar. Allah'la beraber bir başka ilaha yalvarmaz. Kim yalvarır Allah'la beraber başka ilaha? Müşrikler değil mi? Heh. Yani biz bir mümin şirk koşmaz. Ondan sonra ve la yaktulune nefselleti harramallahu illa bil hak. Allah'ın haram kıldığı canı Allah'ın haklı gördüğü sebepler dışında öldürmez. Ve la yeznun, zina etmezler. Zina, adam öldürmek ve şirk. Üç büyük günah. Bu üç günahtan hangisini Allah affetmem diyor? Şirki. Peki öbürleri affedilebilecek günahlar oluyor mu? Peki bu günahları işleyen ne yapıyor? Diyor ki burada ve men yef'al zalike yelka esama. Kim bunu yaparsa ethamla karşılaşır, yani uzaklaştırılır. İsim demek hayırdan uzaklaşma, şerlere yaklaşmak demektir. Yani günahla karşı karşıya kalır. Yudaaf lehul azabu yevmel kıyame. Kıyamet günü bunun azabı ikiye katlanır. Ve yahlut fihi muhane, ve o azabın içerisinde alçaltılmış olarak ölümsüzleşir. Şirk yapan, zina eden, adam öldüren. Şimdi bu Allah'ın kelamı mı? Bunların içerisinde affedilecek, affedilmeyecek olan hangisi? Şirk. Affedilebilecek olan hangisi? Zina ve adam öldürme. O zaman ama bunlar cehenneme giriyor mu? İşte şefaat dediğimiz şey bu. Cehenneme girmiş oluyor. Onların yakınları
onları yanlarına alıyor. Cehennemden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepimizin başında olduğu için peygamberimizin yanına da gelmiş sayılıyor. Evet, Meryem suresinin şeyini açarsam 87 miydi? Şimdi dolayısıyla şefaat mahşer yerinde yok. Cehenneme girdikten sonra var. Yani şefaat demek eşlik etmek, yanına almak demektir. Cennetteki yakınlar onları yanına alacak. Taha. Ha, şimdi bakın, bir de Fatır'da mıydı? Tur suresinde. Onu da buradan şey yapsana. Şimdi bakın burada şefaatle ilgili olarak Cenab-ı Hak şey yapıyor. Diyor ki bak bu cehenneme girenlerden başlıyor. Bak diyor ki وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلٰى cehenneme virda. Günahkarları suya koşar gibi cehenneme sevk ederiz. Şimdi mahşer yerinde çok sıkıntı çekiyorlar ya, hadi şimdi şuraya git zannediyorlar ki orada rahatlayacağız. Koşuyorlar. Belki bir şey vardır ama bu defa çok daha ağırıyla karşı karşıya kalıyor. Şimdi bunlar hepsi cehenneme gidenler. Buradaki o ayetteki örnekten müşrik olan, zina eden, adam öldüren, öyle düşünelim ki meseleyi anlayalım yani. Diyor ki ayette, bunlar cehenneme gitti mi? La yemlikune şefaate, şefaate malik olamayacaklardır cehenneme gidenler. Yani şefaat hakkına malik ol, yani birisinin yanına gidemeyeceklerdir, oradan çıkamayacaklardır. İlla men ittehaze, sadece alan, inder rahmani ahda, Rahman'ın yanında söz almış olan başka. Şimdi Rahman'ın söz verdiği kim? Müşrike söz vermiş mi Allah? Peki zina eden, adam öldüren vermemiş mi? İnna Allah la yagfir en yushrike bihi ve yagfir ma dun zalik. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bir kere bu kesin. Ama onun altında kalan suç oluyor mu adam öldürmek ve zina? O zaman bunları da koyduğu kurala göre affedeceğini belirttiğine göre cehenneme kadar affetmedi. Çünkü mahşerde yok. Mahşerde böyle bir şey yok. يَوْمَ لَا تَمْلُكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَ. O mahşer yerine kimsenin kimse için yapacağı hiçbir şey yoktur diyor. Ama cehenneme kadar gitti. O kural gereği. İşte o kuralı da burada ifade etmiş Allah. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاةَ. Yani şefaatten yararlanmaya güçleri yetmeyecektir. Böyle bir imkanlar olmayacaktır. İlla men, sadece o kimse hariç. İttekade inder rahmani ahda, Rahman'ın yanından ahd almış. Yani adam müşrik değilse, zina etmişse, adam öldürmüşse cehennemde, bunun umudu olur mu olmaz mı kurtulmak için? Olur mu? Müşrik değilim çünkü diyor. Umudu olur. Müşrik değil çünkü. Allah'ın affetmeyeceği günahlardan değil bu. Affedilebilecek günahlardan. İşte bunlar diyor, bak cehenneme de girmişler, ayet belirtiyor. İşte bunlar, sadece bunlar şefaat edeceklerdir. Sadece işte bunlar istifade edeceklerdir, yanlış söyleyeyim. Peki bunlar ne olacak? Bunlar da Tur suresinde, başka yerde de var ama Tur suresinden okuyayım. Diyor ki Allah, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا, mümin olan insanlar. Mesela diyelim ki işte büyük günah işlememiş. İnsan büyük günah işlemezse doğru cennete gider. Hiç hesap kitap yok. Doğru cennete. Büyük günah işlemiş olsa da, tevbe etmiş olsa, o da doğru cennete. Hiç terazi marazi falan kurulmayacak onun için. Ayette var, hadiste var o konuda tabi. Gayet açık. Şimdi şefaatin cehennemde olacağına dair de çok hadisler var. Şimdi bakın burada diyor ki Allahü Teala وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا, İman etmiş, cennete gitmiş. Cennete gidenler, cennetten cehennemliklere bakmaya gidecekler. Ya bizim, benim oğlum nerede, kızım nerede? Yok. Yok. Babamı göremedim. Allah Allah, bu cehennem, cehennemde mi acaba? Ve alel araf dedi, işte o tepelere gidip cehenneme bakacaklar orada. O zaman görecek. Ya işte anne baba, bir şeyler ver.
Eğer müşrikse diyecek ki Cenab-ı Hak size haram kıldın, ben vermek isterim ama ne yapayım? Şimdi öyle değilse وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا iman etmiş وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتْهُمْ بِا۪يمَانٍ Zürriyetleri imanla onlara tabi olmuş. Yani müşrik değil. Günah var ama müşrik değil. Orada ne diyor Allah burada? اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ İlhak arkadan katmak demektir. Onların soylarını onlara katarız. Cehennemden alır buraya. İşte orada yalnızlıktan kurtarmış ölür. Cehennemde herkes yapayalnız. Yanına. اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Şimdi bakın, bu da Allah tarafından verilmiş bir şey mi? Taahhüt mü? Ya Allah'tan söz almış olanlar diyor. Müşrik değilse söz vermiş oluyor mu Allah? Şimdi cehenneme gittikten sonra çıkmak var mıymış? Onun için bak, bir Kur'an-ı Kerim'de bir Halid kelimesi vardır, bir de ebeda kelimesi vardır. Meallerde Halid'e de ebeda da ebediye de ebediyet manası verirler. Bu hata buradan kaynaklanıyor. Meali okuyanlar bundan dolayı sıkıntıya düşüyorlar. Halid demek ölümsüz demektir. Cennete giden de ölmeyecek, cehenneme de giden de ölmeyecektir. Ama cehenneme gidecekler içerisinde sadece müşrik ve kafirler için ebeda kelimesi kullanılır. Diğerleri için kullanılmaz. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Hocam, şu an Yahudilerin biz ateş bizi bir hani sayılı günler dokunacak. Dokunma dışında dokunmayacak olayı. Şimdi Yahudiler aslında onu da saymıyor. Leyden temessenen naru illa yaman madude. Yani olsa olsa şu kadar olur falan diyorlar. Bu öyle değil. Bu adam cehenneme giriyor. Cehennem azabını tadıyor. Günümünü yok bu işin. Hatta hadislerde var. Öylesine ki köze dönüşüyorlar. Ondan sonra hayat ırmağını atılıyor. Orada yeniden bir vücut buluyor. Sonra annesinin, babasının ya da işte evladının yanına gidiyor.